Ben işi bırakıyorum. Gel buraya. Ne yaptın? Böbreği aldın mı? Yok, arkadaşım sen... ne güzel seni çakarak düşürüyordu böbreği. Çok güzel. Bence gitti şu an. Zaten ağrı kalmadı. Tamam, evet. Sen temizliğe devam ediyorsun. Sen de kocanı anlat. Kocan gemi kaptanı, 6 ayda bir geliyor. Ve sen bundan çok güzelimsin. Her limanda bir sevgilisi var. Seninle kadına konuşabilir miyiz diye çağırıyorum. Boy, gel şuraya. 2 dakikada kadın kadına bir konuşalım seninle. Çok özledim kocamı. Çok özledim. Gel. 6 ayda bir geliyor bu adam. Her limanda bir kadın bırakıyor. Aldattığını da biliyorum. Ne yapacağım bilmiyorum. Geçen gün şeyine girdim de... Neyine? İnternetine girdim de... İnternetine anlat. Girdin. İnternette geçen gün onun sayfasına girdim de ağlayarak anlatsana. İnternette geçen gün onun sayfasına girdim. İnanılmaz videoları vardı. Ben tam yerine gelmişim ya. Arkadaşım kadınsın sen, merak etsene. Ne tarz? Geçen Emin öyle anlattın ya, onun gibi. Kadının birisi limandan buna el sallıyor. Aha da böyle, böyle de. Geçen gün kadının bir tanesi limandan... Ağlayarak çenen düşsün. Bırak ağlıyor. Aha öyle. Lan öyle değil. Normal bay bay. Evet, yavaş yavaş bay bay. Aha da böyle, böyle derken kafan düşer masaya. Aha da öyle, aha da öyle. Ya bu normalde de böyle konuşursa ben de aldatırım bunu yani. Arkadaşım, sen de kadının şey üzülmesin fazla diye sen de seni aldatan kocanı anlat ona. Ay. Ben hak ettim ama. Arkadaşım. Kadını teselli et diye söylüyorum. Bu erkekler hep böyle dile getireceksin sonunu. Evet, belki de kocam benim kocamla beraber. Hayır arkadaşım. Bence kral teselli bu. Ya saçmalıyorsun. Yani olabilir yani. Ezgi'deki gelecek boyu devrilesi 2 gün sonra gelecek. Ben böyle çapkın adam görmedim. Gelecek boyu devrilesi 2 güne gelecek. Böyle çapkınlı görmedim. Bir de özledim. Özledim bir taraftan adamı da. E kocam, kaç yıllık kocam. Ben kadına mı yardım edeyim, adama mı yardım edeyim? Yani saçma bir dümen var ortada. Arkadaşım de ki hiç oralara takılma de. Evinin kadını, çocukların anası ol. Hiç oraya takılmayacaksın. Sen ona gereken şartları sağladıysan... Mutlu olmak elde. Eğer o densiz buraya senin sevgilinin tersiyle atıyorsa... Atıyor. Bacak bacak üstüne atar. Bacak bacak üstüne atar. Sen atar. Sen atarsın. Hayır ulan sen atarsın. Hayır ulan sen atıyorsun. O değil ulan benim sen. Benim bu kadının evinde ne işin var? Sen at sen. Sen at sen at. Benim sen değil bacak... sen. Ha onun bacaklarını üstüne mi atayım? Hayır bacağını bacağın üstüne at. Evet. Ya evet. Olmadı ya. Tam değil. Konuşurken müzik crescendo'da bacak bacak üstüne atar. Bacak bacak evet. Evet öyle devam edersin. Müzik crescendo'da atar. Bacak. Evet. Eğer böyle bir kadınsa bundan sonra olabilecek nereye gidiyor? Üzülme. Tamam sizin. Diğer bacağı atar. Onu 60'ken 16'ınca çok şekilsiz oluyor. Bir... Oo. Ön komple bilet iade. Eğer bunları sağladıysan ona... Ve o... yavaş yavaş birbirinize doğru yakınlaşır, birbirinize sarılır, hönkürerek ağlarsınız. Anlatırken sen yakınlaşma olur aranızda. Biz nasıl böyle birbirimize... Hayır sarılır? Kardeş ya, 2 kız ha. Kardeş. Tam birbirinize hönkürerek ağlarken Ezgi birden kendine gelip patron olduğunu hatırlat, ittirirsin onu. Evet. Bütün bunları sağladıysan ve o senin sevgilinin tersiyle gittiyse... Ay evet. Ona yazıklar olsun. Yazıklar. Aa, kendine gel. Birazcık seviyeni koru. Allah Allah. Bu ne bu labalilik böyle? Yatağın tamam. Altını sil de. Yatağın altını siliver tamam. Niye üstüne yatmayacak mısın? Ne saçma bir şey ya. Ya ne saçma bu kadından isteği be. Arkadaşım. Ne yapıyorsun? Yatağın altını siliyorum. Yapacağım. O altını değil, yatağın altını. Onu baştan söylesene ben ne bileyim ya. Altını sileceksin. Örtüm nerede? Ve Ezgi hemen sahneye bir beyefendi alırsın. Bir beyefendi rica edebilir miyim sahneye? Bir beyefendi. Buyurun. Arkadaşım düzeltirken hep söylen. Böyle de yatılır mı falan gibi. Böyle yatılır mı ya? Bunu dik koymak lazım. Hayır. Dağıtmışlar. Leş gibi kokuyor. Leş gibi kokuyor. Pastırma mı yemiş yatmışlar yatağa falan. Aa bize mi diyor bunları? Evet. Söyle arkadaşım söyleniyorsun. Ne biçim geldiniz, yatmışlar? Merhaba. Leş gibi bu. İnsan kalkınca sabah bir camı açar. Havalandırır. Gün yüzü görsün o da. Beyefendi isminiz ne? Barış. Barış sen kocasısın bunun. Gemi kaptanısın. Ve çok çapkınsın tamam mı? Geliyorsun.
Evet, gelir gelmez ilk önce Tolga'ya yazmaya başlıyorsun. Tamam, 3, 2, 1. Gözümün önünde. Haydi. Gel buraya. Gözünün önünde değil, ona çaktırma. Çaktırmadan, tamam. Evet. Vur kapıyı. Şöyle yer değiştirelim, şuradan. Hah. Vur kapıyı. Odadan girilen bir ev ilk defa görüyorum. Yok, burada duvar var, şuradan. Öyle mi? Vur kapıyı. Aç kapıyı. Kocam. Kocam. Kocam, nerelerdesin ya? Ha? Evet. Yine bir sevgili yaptın mı kendine? Vicdansız. Gel içeri, gel. Barış, niye sarılmıyorsun kadına? Sarılsana. Merhaba. Hoş geldin. Niye öyle mesafelisin tatlım? Kaç yıllık karınım? Daha çok zaman oldu ya. Heyecanlandın sen. Özledin mi beni? Evet ya. Kestik, bir dakika. Sen ne yapıyorsun orada? Ben garajdan arabayı kaçıyorum. Hayır, saçma. Gel şuraya. Hadi tam öndesin. Gel şuraya yatağın başına. Bırak şunu, gel orada araba yok. Evet, yatağı topluyorsun sen. Kapının arasından da bakıyorsun kim gelmiş diye. Barış sen de gir. Oo, karıcığım. Oo, karıcığım. Oo, tatlım, vücut yapmışsın. Evet. Barış, tam Ezgi'ye sarıl, arkadan kapı aralığından Tolga'yı görürsün ve bir anda oha bu ne dersin? Oha bu ne? Neyini? Şurada bir örümcek vardı. Örümcek mi? Nerede hayatım? Yukarıda. Sen ne yapıyorsun orada? Ha? Örümcekleri topluyorum. Aferin sana, tamam. Evet, tekrar sarılıyorsun, Tolga'yı görüyorsun. Bu ne diyorsun bir anda? Bu ne? Hangisi hayatım? Örümcek. Adam örümceğe taktı ya. Evet, şimdi Ezgi oturursunuz tam kahveleri içerken Tolga kahveyi getirir. Kahveyi içerken? Evet, kahvelerimizi getir de kocamla bana. Muhicim, kocamla bana birer kahve getiriver hadi hayatım. Evet, anlat Barış'a, anlattır Barış'a. Nasıl geçti yolculuk? Yolculuk zor geçti. Zordu. Evet, fırtına çıktı denizde. Ha. Nerelere gittin bu sefer? Bu sefer İtalya'dan geldik. İtalya'dan. Evet. Umarım beni Barış, üzecek şeyler... Barış, senin gözün hep kızda. Kızı arıyorsun nerede diye. Umarım beni üzecek şeyler yapmamışsındır Barış'cığım. Yapmadım ya, güzeldi. Barış, niye gülüyorsun Allah aşkına? Arkadan bir ses geliyor aslında. Arkadan bir ses gelip piyano çalıyor. Barış, sağ ol, kızın, sağ ol. Kızın içine düşersin neredeyse. Sağ ol. Kahveleri verirken. Teşekkür ederim deyip elini öpmeye kalkarsın. Teşekkür ederim. Ayol, 30 yıldır elimi bir kere öpmedin. Ne elini öpüyorsun teşekkür edip de? Ama çok güzel yapmış. Sen arkadaşım, adama karşılık versene bir şekilde. Hayır, öyle değil. Kurtulmak istiyorum bu hayattan. Yollu musun sen? Adama de ki, aa ne yapıyorsunuz? Lütfen yapmayın falan. Şimdi öp elini tekrar, sen elini çekmeye çalış, Barış öpmeye çalışsın. Evet, ver eline Barış'ı. Merhaba. Merhaba. Barış öpmeye çalış, sen çekmeye çalış. Yapma lütfen beyefendi. Beyefendi falan. Ne yapıyorsunuz? Gözünü ya? Tutacaksın bu arada. Hayır öyle değil. Hayır ulan onu da değil. Yemin. Eğilince gözükmesin diye bir elinize... Gözükmez, buraya kadar elbise var Razım. Olsun, adettendir. Boğazlı kazak da giysen tamam, gözükmez. Tamam, bunu kapa ama burası fora. Bunu niye ya kapıyorsun? Bir şey olmaz, sen adettendir diyorum, tut tamam. Elini. Evet, Barış öperken elini çekiyorsun. Barış, öpmeye çalışıyorsun. Yanlışlıkla kolunu öpüyorsun. Beyefendi, göğsünü tutuyorsun. Beyefendi, yapma. Ne yapıyorsunuz? Evet. Barış. Sen çek o çeksin. Sen çek o çeksin. Beyefendi, ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Aa, onu öpme, beni öp ayol. Kaç zamandır bekliyoruz burada. Ben niye burada işe girmişim ya? Yani arkadaşım hemen müzisyenin kafasına kapan ve benim kaderim mi? Niye bana böyle bir şeyler oluyor? Benim kaderim mi? Niye bana böyle şeyler oluyor? Ezgi git arkasından ve uyar onu. De ki, benim kocam çapkındır. Bana bak. Benim kocam çapkındır. Biliyorum. Öyle ortalıkta kıvıra kıvıra gezme. Tamam mı? İşini yap sadece. Ben sadece kahveleri getirdim. Evet, kahveleri getirdin. Tamam. Ama bu adamın böyle olduğunu biliyorsun. Ona göre davran lütfen. Tamam mı? Tamam. Ay ne kadar tatlısın. Sağ ol.